Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 30 Kasım 6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet sevgili boğalar önemli bir hafta ve hemen hafta başında pazartesi günü İkizler Burcu'nda Dolunay'la beraber ay tutulması yaşayacağız. 8 derece İkizler Burcu'nda güçlü bir ay tutulması sizin de haritanızın ikinci, evinize, ikinci evini aydınlatıyor. E, hafta başından itibaren özellikle sağlık konularda hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bütçenizi etkileyecek bazı değişimler de olabilir. Kazançlar olabilir, iş imkanları olabilir, bazı harcamalar olabilir, yatırımlarla da ilgili geri dönüşler olabilir. Tutulmalar biraz daha uzun vadeli hayatımızda belirleyicidir. Geçtiğimiz yaz aylarında başlamış bazı konuların netleşmesi, sonuç vermesi de mümkün görünüyor. Duygularımız da çok güçlü, yaratıcı enerjimiz çok güçlü. Genel olarak kendinizi maddi manevi güvende hissetmek istiyorsunuz. Ve öz değer duygunuzla ilgili e, arayışlarınız da yine çok güçlü bu dönemde ve bunlarla ilgili bazı önemli farkındalıklarında gündemde olması mümkün görünüyor. Ay tutulması ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Ay Tutulması videosunu da izleyebilirsiniz. Hafta geneli çok yoğun. İkizler tutulması gerek kişisel hayatlarımızda gerek toplumsal alanlarda haber trafiğini hızlandırabilir. Çok hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz, farkındalıklarla karşılaşabiliriz ve siz kazançlarınız, ticari konular, yatırımlarınız, gelir gider dengeniz ve bütçenizle ilgili bu hafta tutulmanın da etkisiyle çok belirleyici etkiler altında olabilirsiniz. Hafta başından itibaren Merkür Yay burcunda ilerlemeye başlıyor. Güneş yay burcunda. Merkür yay burcunda daha iyimser, daha pozitif bir enerji verebilir bize. Ee, biraz daha uzun vadeli hedeflerimize odaklanmamız mümkün. sizde daha çok e, maddi konularda bu uzun vadeli hedeflerinizde e, ufkunuzu biraz daha belki geliştirebilirsiniz bu hafta itibariyle. Özellikle çalışmadan gelebilecek ek kazançlar anlamında eşinizden gelecek destekler olabilir, kira gelirleri olabilir, herhangi bir ee, tazminat, prim burs gibi bir konu, ee, miras nafaka gibi bir konu. Bunlarla ilgili de e, fikirleriniz düşünceleriniz ya da bu alanlardaki bazı konuşmalar, görüşmeler yazışmalar artık bu haftadan itibaren daha fazla gündemde olabilir. Çarşambadan itibaren ay yengeç burcuna geçecek, Cuma öğleden sonraki saatlere kadar duygusal anlamda daha güçlü olacaksınız. Çevrenizdeki kişilerle daha fazla ilgilenebilirsiniz, empati yapabilirsiniz. Akrabalarınız, komşularınız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız daha fazla duygusal temas öne çıkıyor. Ee, çok sayıda yine iletişimin artması birçok bilgiyi de getirebilir size. Genel olarak zihinsel anlamda da çok hareketli bir hafta birçok yeni şey öğrenmeniz mümkün görünüyor. Bunlar tabi size önemli farkındalıklar da getirebilir. Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Aslan Burcu'na geçecek. Hafta sonu da Ay Aslan Burcu'nda. Ee, hafta sonu biraz daha belki özel hayatınız, kendi kişisel konforunuza odaklanmanız, evinizde, yuvanızda daha fazla zaman geçirmeniz, aile üyeleriyle birlikte olmanız da mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.